20 Nisan 1915'te Ermeni komitacıları Van'daki Osmanlı Bankası'nı, Duyun Umumiye binasını ve postaneyi yaktılar. Sonrasında da Müslüman mahallelerini ateşe verdiler. Van'da büyük bir isyan başlattılar. 3. Ordu Kumandanı Mahmut Kamil Paşa başkumandanlığa şu telgrafı gönderdi. Ordudaki Ermeni erlerinin tamamen düşman tarafına geçmeleri veyahut memleketlerine kaçmaları Van isyanıyla doğrulanmıştır. Bu sebeple vatanımızın savunması için silah altında bulunan Ermeni erlerinin kaçması ve ordunun düşmanla savaştığı bir sırada Van vilayetinde meydana çıkan isyan ve Sivas vilayetinde görülen isyan alametleri Ermenilerin hükümete ihanet ederek düşmana hizmet ve yardım ettiklerini ispat etmektedir. Vatana hainlik edenleri şiddet ve süratle bastırmak mecburiyeti karşısında uyumlu ve itaat gösteren halka bir zarar verilmemesi, yalnız isyan edenlerin cezalandırılması emredilmiştir. Ermenilerin yarattığı tehlikenin gittikçe daha da büyüdüğünü gören Osmanlı yöneticileri ilk defa genel tedbirler almaya karar verdi. İlk olarak Osmanlı hükümeti Ermeni kilisesi liderlerine, mebuslarına ve komita liderlerine bir ihtar gönderdi. Yönetime karşı isyan eden Ermenilerin bu hareketlerinden vazgeçmeleri istendi. Ancak bu tedbirlerin hiçbiri fayda etmedi. Aksine Ermeni komita liderleri alınan bu tedbirleri hükümetin bir aczi olarak yorumladılar. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti önce Ermenilerin elindeki kaçak silahlara el koydu ve ordudaki Ermenileri silahlı görevlerden uzaklaştırdı. Bu arada Çanakkale Savaşı olanca hızında devam ediyordu. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nı zorluyordu. Diğer tarafta Osmanlı orduları Galicia'dan Doğu Anadolu ve Irak'a kadar çeşitli cephelerde düşman kuvvetleriyle çarpışıyordu. Ermenilerse ardı ardına isyanlar çıkartıyor, korumasız Türk köylerine zarar verip köylülerle çatışıyordu. Çanakkale